İyi akşamlar. Bu akşamki konuğum Sayın Hakkı Yılmaz, araştırmacı, yazar. En önemli eserlerinden biri, belki de en uzun süre emek verdiği eseri Tebyin-ül Kur'an, işte Kur'an ikinci cildi yayınlandı, üçüncü cildi yayınlanmak üzere. Sanıyorum 11 veya 12 ciltte bitecek bir eserin yazarı. Bugün Sayın Hakkı Yılmaz'la konuşacağımız konu, Türkiye uzun yıllardan beri bu konuyu tartışmış olsa da, siyasetin gündemini fazlasıyla işgal etmiş olsa bile, bugün konuşacağımız konular herhangi bir siyasi görüşü ne teyit edici ne de eleştirici olacak. Eğer burada varılan sonuçların bazıları kimi siyasi partilerle paralellik, bir kısmını eleştirip görünse de bunun tamamen tesadüf olduğu kabul edilmelidir. Çünkü ben program yapımcı, özellikle konuğum Sayın Hakkı Yılmaz, bu tür siyasi kaygılardan son derece uzak olduğunu baştan izleyicilere belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Bir de bu konuyu sizinle konuşmamın nedeni, bir şey çok konuşulduğu zaman o konuda her şey konuşulmuyor. Evet. Böyle bir durum da söz konusu. Çok fazla siyasallaştığı için insanlar fikirden çok kampların sloganlarına yatkın fikirlerin peşinde oluyorlar. Evet. Bunlara daha fazla ilgi gösteriyorlar. Özellikle bugün konuşulmamış bir şey kaldı mı sorusunu sorabileceğim önemli bir araştırmacı olarak sizi gördüğüm için programı davet ettim. Teşekkür ederim. Sanıyorum bugün belki de konuşulmamış bir şeyler vardır, kalmıştır. Onları da konuşabileceğiz. Çünkü kelam Allah'ın kelamı, bitmek tükenmez bir ilmin sahibi, Allah'a ait metinler üzerine bir yorum yapacağız. Sayın Yılmaz, gerçekte örtünme dediğimiz konu ağırlıklı olarak kadın örtünmesi üzerinde başladı bu tartışma. En fazla o yönüyle ilgi gördü. Sizin örtünme dendiği zaman Kur'an'da anlatılanların neleri kapsadığını, genel olarak neleri kapsadığını düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ve izleyicilerimize de hayırlı bir akşamlar dilerken konunun da hayırlara vesile olmasını dilerim. Buyurduğunuz gibi bu konu bir de siyasal polemik nedeniyle gündemde çok tutuldu. Ara sıra gözüme çarpan şeyler haberlerde veyahut da programlarda veyahut da gazetelerde yazan şeylere baktığımız zaman bu olayın işlenmesi gereken noktanın çok çok ötesinde şeyler olduğunu müşahede ettim. Yani böyle ciddi bir konu böyle ciddiyetsiz bir şekilde ele alınmamalıydı. Şimdi bunu siyasiler şey yapabilirler, bizi ilgilendirmiyor. Biz burada siyasi şey buyurduğun gibi o noktadan değil. Ama ortada malzeme yapılan benim Kur'an'ımın ayetleri, Allah'ın ayetleri. Bu ayetlerin neyi ifade ettiği ehil kişilerce adam gibi ortaya konulmalıydı. Maalesef ve maalesef bundan uzak kalındı. O nedenle şu anda böyle bir şeyin piyasada polemik halinde olmasına rağmen ben siyasi olarak değil de Kur'an'ımızdaki ayetlerin bizlere neyi ifade ettiğini kardeşlerimize, Müslümanlarla, bütün insanlıkla paylaşalım diye davetinizi o açıdan kabul ettim. Teşekkür ederiz. Evet, genel olarak burada örtünme ayeti cinsiyet olarak çocuk, bekar, evli kadın, evli ama yaşlı kadın, ama dul kadın. Bütün bunlar arasında kimleri kapsıyor Şimdi efendim, ifadeler? şimdi önce şunu şey yapalım. Yani konuya girerken önce giyinmeden başlayalım. İnsan çıplak yaratıldı. Ama çıplaklığının içerisinde, çıplak insanın içerisinde bunu çoğu dar anlamıyla ifade ederiz. Bildiğiniz gibi Şems suresinin bir 8. ayeti var. Estağfirullah. Fe elhemaha fucuraha ve takvaha.
o insanı yaratıp tesviye eden o güç, bir de insana fücur ve takvasını ilham etti. İçine, genlerine işletti. Biz bunu çoğu yüzeysel olarak ona günah işlemesini veyahut da takvalı olmasını öğretti tarzında çok yüzeysel geçeriz. Halbuki işin şeyi değil. Fücur yırtma demek, parçalama demek. Bu taşkınlık yapmasını yapacak güçleri ve kendisini koruyacak yetenekleri de onun içerisine ilham etti de. Ve böylece insan çıplaklığı şeyiyle soğuktan, sıcaktan vesaireden kendisini korumak için mutlak surette Allah'ın içerimize koymuş olduğu o nüve sayesinde buna ihtiyaç hisseder. Ve mutlak surette de kendini korumak için giyilir. Yani çıplak burada, olduğu için. Tabii siz şöyle kurdunuz. İçindeki içgüdüsel dürtülerle bunu Rabb'in içerisine koymuş. İklimle falan. İklimle de orantılı. Tabii şimdi bu iklimle şeydeki örtünmesiyle Arabistan'daki asgari örtünmeyi o zaman. Tamam. Veyahut da burada şeydekinin bilmem Türkiye'deki örtünmenin bir Sibirya taraftaki örtünmenin Eskimoların örtünmesi. Bunlar farklı farklı şeyler. Bunlar doğal olarak fıtri olarak öyle değil. Fıtri olarak insanın örtünmesi gerekir. Bu dinli olur, dinsiz olur. Akıllı olur, akılsız olur ama bunu mutlak surette hisseder. Bu. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra Rabbimiz yine giyinmeye yönelik olarak çok enteresan Nahl suresinin 80 ve 81. ayetlerinde bize giyinmeyi de giyineceğimiz malzemeleri de yarattığını ve hizmetimize sunduğunu bize bildirir. İstersen ayetin orijinalini okumayalım. Yani bu da bir de evet, şeylere şöyle yani, şey olarak şimdi bazı dostlar böyle şey yaptığı zaman birisi niye Arapça metin okuyor şey yaptığın zaman bazen şakalar için işte bazen bilgi taslama için falan evet, diyecek öyle şey yapar. Ayet numarasını, sureyi ve ayet numarasını şimdi, verdiniz. Verdim. Bunu başta sayın izleyicilerim. Yani şimdi özel bir şeyim olacak. Bizim burada konuştuğumuz, konuşacağımız Hakkı Yılmaz'ın adından çıkan her sözün arkasına düşmeliler. İmamlarından, müezzinden, ilahiyat fakültelerinden, Diyanet İşleri Başkanlığından hepsinden sağlama yaptırtmak mecburiyetindedir. Bu kadar açık söylüyorum. Evet. Bu çünkü bu din hepimizin dini. O açıdan buradaki kayda alsınlar, notlarını alsınlar ve bunun böyle olup olmadığı noktasında mutlak surette dinlerine sahip çıksınlar. Bunun üzerine hassasiyetle şey yapıyorum. Şimdi evet, Nahl suresinin 80-81. Ayetinde Rabbimiz bize giyinmemizle ilgili ama bu giyinme yani dinsel yani bir takvaya veyahut da iyi dindar olmaya yönelik bir giyinme değil. Normal olarak seyahatte, soğukta, sıcakta vesaire giyineceğimiz ihtiyaçları bize lütfettiğini, bizim yararlanmamıza sunduğunu ve karşılığında da şükür beklediğini bize bildirir. Bir bu. Bir de genellikle yine bunun mealinin de anlamını ayetini verecek misiniz 80-81'i? İstersen mealini de burada takdim edeyim. En azından. Tamam ben bunu da evet. Şey yapıvereyim. Bunlar benim daha önce yayınlanmış bir kitabımda da şey yaptım. Şimdi Allah size evlerinizden huzur ve sükun yeri yaptı. Hayvan derilerinden de size gerek göç gününüzde gerek konduğunuz sırada rahatça taşıyacağınız evler de yaptı. Ayrıca hayvanların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından belli bir süreye kadar kullanabileceğiniz giyimlikler, döşemelikler ve kullanım eşyası verdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak ve evler yaptı. Sizin için sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinize böylece tamamlıyor ki ona teslim olup esenliğe ulaşabilirsiniz. Evet. Nahl 80 ve 81. Yine Kur'an'da
Araf suresinde 22 ve 26. ayetler vardır. Orada da mesela elbiseden bahsedilir ama çoğu tefsirciler ve maalciler yanlış olarak onu normal giyim olarak şey yapar. Halbuki oradaki konu edilen giysiler, Araf suresinin 22 ve 26. ayetlerindeki konu edilen giysiler, Allah'ın bizi kötülüklerden korumak için gönderdiği din elbisesidir. Mecazi olarak, normal olarak böyle ipekten, kumaştan veyahut da yünden, kıldan, deriden elbiseler değildir Araf suresindekiler. Bu ayetler bunun şeyi budur. Şimdi bir de bizim için, insanlık için kılığımıza, kıyafetimize Rabbimizin bir müdahalesi olan ayetler var. Yani şimdi normalde bu hani soğuktan, sıcaktan kendimizi korumak için verilen elbiselerle ilgili herhangi bir tahdit, sınırlayıcı boyut söz konusu değildir. Herkes istediği gibi iklimine göre giyinebilir, deri giyer, ipek giyer, kumaş giyer, pamuk giyer, deri giyer, giyer oğlu giyer yani. Bunun ihtiyacına göre, yöresine göre, ortamına göre, bulunduğu şeye göre bunları temin eder. Model şöyle olur, böyle olur, şalvar olur, pantolon olur, bunlar da hiç önemli değil. Ama Rabbimizin giyimde, kuşamda bize müdahale ettiği Kur'an'da, Asaf suresinde ve Nur suresinde ayetler var. Evet. Yani şimdi, en çok tartışılan da bu iki. Ve zaten de olay burada söz konusu oluyor. Yani ben bizim de şeyimiz şeye baktım. Bu. Nahl suresi 80-81'de acaba burada tartışılacak ne var diye. Burada herhangi bir tartışılacak bir şey yok. Burada bir şey yok. Yani evet. Burada tartışılacak şeyler. Bunu biraz ileride bunu şey yapacağız. Evet. Şimdi bir de şimdi buraya girerken Rabbimiz neden müdahale etti bizim giyim ve kuşamımıza? Nasıl giyinmemiz, nasıl olmamız lazım geldiği noktasına neden müdahale etti konusunu açayım. Ondan sonra ayetler üzerindeki birebir yani sözcükler, cümleler, maddeler üzerine geçeceğiz inşallah. Şimdi efendim biz dediğim zaman belki istisnaları olabilir. Yetiştiğim çağdan, çocukluğumdan beri bu yana ulema dediğimiz din bilginlerinin çok yanlış ve sakat bir tavrı var. Allah'ın emirlerini, Allah namaz niye kılıyoruz efendim? Soramazsın efendim, emri taabbüdidir. Oruç niye tutuyoruz efendim? Soramazsın, Allah öyle istemiş, taabbüdidir. Peki, bu ayetler, Rabbim neden giyimimize, kuşamımıza müdahale etmiş? Hikmetini soramazsın, taabbüdidir. Ya diyeceksin ki böyle şey olur mu? Geçen hafta profesör unvanlı herifin bir tanesi televizyon programında bunu aynen böyle dedi. Aynen. Sorulamazmış hikmet. Burada Müslüman kardeşlerim şunu bilsin. Allah'ın hiçbir emri nedensiz ve gereksiz değildir. Bunu biliyorsunuz. Hiçbiri ama. Mutlak surette yap dediyse gerekçesini de söylemiştir. Yapma dediyse onun gerekçesini de mutlaka söylemiştir. Yani Allah her emrinin mutlak surette her beyanının, her açıklamasının sorgulamasını ister. Ve kullarına da sorgulama yetkisini de verir. Yargılama değil. Kur'an'da hükmü de hikmeti de yarattığını ve öğrettiğini bildirir. Bir hüküm varsa hikmeti evet. Vardır. Şimdi bunu ben şöyle özetleyeyim. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an ayetlerinin zaten muhkem ve müteşabih olduğu noktasında ikiye ayrıldığını biliyoruz. Özellikle bunu Müslüman kardeşlerimiz Ali İmran suresinin 7. ayetinde çok rahat görecekler. Kur'an'ın ikiye ayrıldığını, müteşabih ayetler ve muhkem ayetler. Ve muhkem ayetlere de burada çok önemli bir nokta Hünne ümmül kitap. Muhkem ayetler kitabın anasıdır. Yani bu Kur'an'ın inmesinin ana gerekçeleri o ayetlerdir. Size faydalı olacak olan şeyler de budur. Ama Kur'an niye indi? Şimdi tam bu noktada buna da geliyoruz.
Bu ayetler niye geldi? Bunun tek gerekçesi var. Bunu Bakara suresinde hani bu Adem kıssası var ya, anlatılan temsili, o dramatize edilen olayda şöyle bir şey var. Hani Allah ben yeryüzünde bir halife kılacağım diyor. Birilerini yok ettim, onların yerine birini getireceğim diyor. Melekler oradan sahneye girerler ve derler ki sen yeryüzünde kan döken, fesat çıkaran birini mi halife yapacaksın? Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim der. Ayetler böyle, yani tiyatro sahnesi böyle devam eder. Şimdi diğer ayetlerle bunu birleştirdiğimiz zaman insanoğlu yaratılışından fıtratta aşırı uçlarla, bencillikle vesaireyle donanım olduğundan dolayı kan dökücüdür. Yeryüzünde bozgunculuk yapıcıdır ve onu hatırlarsan ta ilk bir programda da ben söylemiştim. Evet. Ve böylece peygamber gönderilmesinin, kitap indirilmesinin sebebi yeryüzünde adaletin sağlanması, düzenin sağlanması. Allah düzeni sağlam koymuştur. İnsanoğlu bunu kan dökerek, fesat çıkarak, hepsi benim olsun diyerek, o da bu da benim falan filan derken yeryüzünü bozmaktadır. Allah işte böyle yeryüzü bozulduğu noktalarda kitap indirir, peygamber gönderir, öğretmenleri onu adam etsinler, eğitsinler, öğretsinler diye. Şimdi bunun amacı bu. Dönersek örtünmeye. Şimdi örtünmeye gelirsek. Şimdi esas şimdi oraya geleceğiz. Ön bilgiler, metodik bilgilerden sonra. Şimdi insanlar yine Bakara Ali İmran 14-15'e bakarsak Züyine linnâsı hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne diye bunu biliyorsun. Evet. İnsanlar yaratılışlarında hani kendini koruma ve saldırganlık şeyi ilham edilip içgüdüsel olarak verildiği gibi kadınıyla erkeğiyle herkesin içerisine şehvet verilmiştir. Mal, mülk sevgisi verilmiştir. Altın, gümüş, binek. Altın, gümüş, binek hepsi verilmiştir. Bunu kim verdi? Bunu veren Allah. Allah kendisi verdi. Züyine meşhur fiil olarak geldi. İfade züyine linnâsı diye. Eğer bunu malum fiilleşir mi? Zeyyen Allah'ı dememiz lazım. Allah bunu size süslendirir mi? Evet. Öyle şey yapar. Şimdi bu şehvet noktası insanı zinaya götürür. İnsandaki bu içgüdüsel dürtü, buradaki potansiyel olarak var olan şey insanı zinaya götürür. Zinada toplumda kan dökümüne, fesat çıkmasına, düzenin bozulmasına sebep olur. Bu normal. Şimdi burada geliyoruz. Bunu herhalde sanıyorum bir tedbir alacaksınız. Şimdi bir tedbir alacağız işte. Şimdi Rabbimiz burada hemen neye geçeceğiz? Hemen biliyorsunuz söyle. İsra 32. Yine izleyicilerimiz buna şey yapsınlar. La tekrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Bak zina yapmayın değil. Zinaya yaklaşmayın diye bize emri verdi. Neden? Zina dediğim gibi bir sürü illeti var. Ben İsra suresinde bunu çok detaylı olarak açtım. Bir sürü zararı var. Topluma kişisel zararı, sosyal zararları vesaire. Bunu dememe lüzum yok. Buna kapıyı dışarıdan ta uzaktan buna yaklaşma diyor. Buna dışarıdan yaklaşma diye tedbir alırken işte bir tanesi de bu tedbirlerden bir tanesi de giyim kuşamla zinaya sebep olabilecek tacize tecavüz olacak tedbirleri Kur'an'ında Rabbimiz ortaya koymuştur. Şimdi bu tedbirler daha neler? Birkaç şey yapacak olursak. Mesela yine Ahzab suresinde hani görürüz. Nur suresinde yine var. Kendinizin olmayan eve kapıyı çalıp izin almadan müddetçe girmeyeceksiniz. Eline bir şey olur. Hatta yine Nisa 30'da mesela çok enteresan yine çarpıtılmış bir ayet var. Yani bayanların tek başına yolculuk etmemeleri, uzaklara gitmemeleri, evlerin dışındaki işlerin tümünün erkekler tarafından görülmeleri
görülmesi, kadının kesinlikle taciz ve tecavüz riski olan yerlere gönderilmemeleri. Böyle tedbirler var. Ve bunların içerisinde bir tanesi de kıllık kıyafetle şehveti tahrik edecek, insanları tahrik edecek, taciz ve tecavüze veyahut da zinaya vesile olacak davranışların ortadan kaldırılmasıdır. Şimdi bunları buraya kadar anlattığınız, özet olarak anlattığınız şeyler, sanıyorum daha fazla da bu konuda da bilgi verebilirsiniz. Sonunda prensip olarak buna kimsenin bir itirazı yok. Hiç kimse taciz olmak istemez. Evet. Zaten giyinmekten kasıtlı kimse kimseye zinaya davet de. Böyle bir iddiaları da yok. Çok dar bir marjinal bir meslek icrasının dışında. O da evet. Özel mekanlarda, özel yerlerde evet. Yapılır. Ama tartışılan konu bu değildir. Şimdi bir genel hukuk kuralları içerisinde bir kural konuyor. Konan kurallar herkesi bağlayıcı oluyor. Evet. Burada her insan artık ayrım yapma, marjinal falan demeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise kadınsa kadın, erkekse erkek bir kural konuyor. Koyulmuş olan kural, genel olarak bugün tartışılan konu, hepimizi bağladığı için çok konuşuyoruz. Marjinalleri olsa kimse ilgilenmez evet. Bu kadar. Burada sonunda herkesi ilgilendiren yönünü konuşmamız gerekir. Şimdi oraya geliyor olacaklar. Şimdi ben evet. Şimdi bunu ben hani demin teabbüdüdür dedik ya. Hani şimdi oradan ele alarak bunun zinayı engellemek, zinaya sebep olacak şeyleri engellemek. Ama diyebilirsin ki yani şimdi şöyle zinayı suç olmaktan çıkarmış birileri tutup da bunun tali yolunu kesmenin bir ne mantığı var da diyebilirsin. Oraya girmeyelim. Ben o anlamda sorayım. Bu önemli olan bir de vatandaşın bakışıdır. Şimdi, ben şimdi evet. Buraya geleceğiz. Şimdi burada Rabbimizin müdahale ettiği ayetler noktasına gelirsek şimdi burada hemen şeye gireceğiz. Ahzab suresindeki önce genel hani bir şey var. Bildiğiniz gibi Ahzab 59'da ey peygamber eşlerine, Ahzab kızlarına kaç? 59. Ahzab. Ahzab evet. 59. Evet. Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Cilbaplarını, dış giysilerini üzerlerine alsınlar. Şimdi burada da onu böyle bir meal mukayesesi evet. De yapacağız şimdi şöyle. Tanınıp incitilmemeleri için bu daha uygun bir yoldur. Allah gafurdur, rahimdir. Şimdi orada ben hiçbir meale bu konuda güvenmem. Şimdi, azıcık kendi Arapçam tamam. Bana yeter bu konuda. Şimdi şöyle demin şey yaparken şurada evet. Baktım da hemen şuralarda parantezler gördüm. Evet, evet. O hepsini şimdi alır. Bu parantezler ne biliyor musun? Kulakları için nasıl? Konyalı bir arkadaşımız var, Güner. O diyor ki bu diyor Allah'ın unutup da diyor onların hatırladığı şeyler evet. Yani böyle şeyler. Onlar tefsir anlamında. Evet, şimdi mealde olmaz. Mealde söylen parantez nerede olur? Zamirleri göstermek için olabilir. O onlar dersin. Orada iyi insanlar anlasın diye onları, onun merciğini oraya taşıyabilirsin. O Kur'an'ıdır. Ama böyle iki satır yorum mealin arasına soktuğun zaman işte bu dediğim gibi bu çok tehlikeli bir olaydır. Resmen Kur'an'ı tahriftir. Yani o kadar sakıncalı bir olaydır. Şimdi ayete geliyoruz. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin eşlerine söyle, dış giysilerini üzerlerine alsınlar. Bu, onların tanınıp incitilmemeleri için en uygun olan yoldur. Bazıları bu ayetin mealini çarpıtmışlar. Bu, tanınmayıp çarşaf giyecek, onun kim olduğunu kimse tanımayacak ve sataşmayacak gibi bir anlamda çıkararak da ayeti çarpıtanlar var. O ne yazdığını bilmiyorum. Şimdi, evet birinci müdahale bu. Rabbimiz peygamberine emrediyor, eşlerine, çocuklarına, müminlerin, kadınların hepsine söyle, dışarı çıkarken dış elbiselerini giysinler. Birinci müdahale bu. Şimdi, bu ayeti anlamak için önce o ortama bir gitmemiz gerekiyor. O günün Medine'sine bir gideceğiz. Bu ayetler medenidir biliyorsunuz.
Medine'de inmiş ayetlerdir. Oraya gideceğiz. O ortama bir varacağız. Medine'de nasıl bir yaşam var o gün için? Medine o gün için ahlaksızlığın zirvede olduğu bir yer. 18 tane deminki dediğimizlerden genel ev tipi evlerinin önü kapıları bayraklı evler var. Sokak berdus, zampara, kazanova dolu. Böyle bir kent. Bir de hiçbir ailenin evinin içerisinde tuvaleti yok. Hepsi evlerinden çıkıyorlar defi hacet için. Evlerinden 200 metre ötedeki kazılmış, hazırlanmış, gayit denilen, biz bugün çukur diyoruz, tuvalet diyoruz, oraya tuvalete gidip geliyorlar. Bir ortamda bu. Bir de o günün toplumunda halka baktığımız zaman iki tip halk var. Bir özgür insanlar var, bir de köle grubu var. Ve bir de hafif meşref dediğimiz insanlar var. Hafif meşrefler dekolte, yarı çıplak gidip gelebiliyorlar. Özgür insanlar, köle insanlar, cariyeler vesaire diğerler de dahil olmak üzere zaten giyinme hakkına sahip değiller. Yani aristokrat ailelerin giymiş olduğu, hanımefendilerin giymiş olduğu kıyafeti, beyefendilerin giymiş olduğu kıyafeti giyme, başlarına altına aldığı örtüyü alma hakkına da sahip değiller. Düzen gereği. Onlar evlerinden çıkıyor, tuvaletlerine de böyle gidip geliyorlar ve sürekli de yolda taciz riskini taşıyorlar. Sataşmalar oluyor, rahatsız edilmeler söz konusu oluyor. Evet, peygamber müminlerin, ötekiler zaten hani iyi bir şeyde olsalar, şey yapılmaz, yani o duruma düşmezler. Müminlerin anneleri, peygamberin eşleri, kızları, Müslümanların kadınları böyle bir taciz ve tecavüz riskine olup eziyet edilmesinler diye o günün normal hanımefendi kıyafetlerini giyecekler, gidip gelecekleri onunla giyip gelecekler, kimse taciz etmeyecek, kimse tecavüze yeltenmeyecek. Eziyet edilmeme. Şimdi ayetteki çok hassas bir nokta var. Yani siz dışınıza o günkü kıyafet, cilbap dediğimiz dış elbiseyi giydiğiniz zaman çok namuslu olursunuz, çok dindar olursunuz, çok sevap alırsınız. Öyle bir olay yok. Sadece eziyetten kurtulursunuz. Bunun şimdi bu tabii bu dayandırdığınız açıklama tarih bilgilerine evet, dayalı. Evet, şimdi bu olaylar, şimdi biraz, ben onu da not vereceğim. Evet, yani bu tarih bilgisine dayalı olarak Kur'an'ı açıklamak için en az Kur'an kadar doğru rivayetleri sağlam tarih bilgisi lazım. Yani az buçuk dediğimde az buçukun içerisinde biraz iddia da vardır. Evet, buyur. Yani Arap toplumu hakkındaki bu beyan bana yani şey gelmedi. Pek gerçekçi gelmedi. Ama sizin açıklama metodunuzda hiçbir hayır, sözüm bak, yok. Hayır, bak bu aynı şeyi. Ama ayet konusundaki görüşüne aynı katılıyorum. Şimdi ben onu da söyleyeceğim size. Şu anda Zemahşerinin keşşafı Kurtubi, İbni Kesir, bak isimlerini veriyorum. O günün ortamlarını aynen, bak ben burada pasaj pasaj birebir çevirilerim var. İzin verirsen o çevirilerimi de bu eserlerden burada sunabilirim. Evet, şu cümleyi bitirin. Reklam arasına gidip devam edelim. Şimdi şeye gelince Kur'an'ın bu tarih bilgilerine falan ihtiyacı yok aslında. İşte neden? Metot şimdi, olarak bu tarih bilgileri ayetin anlamını arka plana atıp tarihe, acaba öyle bir tarih var mı? Bu bir tartışmaya girdiğimiz zaman çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdi yani, öyleyse bak ben şurada evet. Şey, burada ayetin tek gerekçesi üzerinde durmamız yeterli. O günün toplumun halini, ahvalini unutalım. Bu olay sizin tanınıp eziyet edilmemeniz için yeterlidir. Evet, aynı görüşteyim. Tamam, bu buna bugün yeterlidir. Dünyada, bugün tarih dünyada otobüsün. İnsan haklarının önemli bir konusudur. Evet. Bir insanın aranması için ve özellikle hukukun çok değerli olduğu toplumlarda evet, savcılıktan özel izin aranır, alınır ki bir adam aransın diye. Evet. Bir insan kendisini aratmamalıdır. Evet. Buna izin vermemelidir. Fırsat da
doğurmamalıdır. Evet. Bu ne demektir bu? Öyle giyinecek ki bakıldığı zaman Ahmet'le Mehmet ayrılabilecek kadar net olsun. Evet. İkincisi, örttüğü zaman bir dakika yüzünü açar bakar. Ne demek, ne diye benim eşimi veya kızımı veya bir kadın ne diye polis tarafından yüzünü açıp da sen kimsin, aranan kişilerden misin değil misin? Bu bir eziyettir. Eğer hukuk şimdi, diye bir mefhum varsa aranmaya müsaade etmek bir eziyettir. Tamam, eziyet, tamam. Bu evet. Ne güzel. Bak şimdi Kur'an'ın değişik yerlerde beş ifadesi kullanır. Yüz. Hani ben yüzümü Allah'a tam tekmil olarak döndüm ayetleri var. Yüzümü. Aslında döndüğün sadece yüzün değildir senin. Bütün her tarafındır ama yüz nedir? Vesikalık, fotoğraf gibi insanın kimliğini yansıtan evet. bir şeydir. Onun için tabii ki onu da o duruma düşmemek, insanın kendisine saygılı olması lazım. Evet. İzninizle kısa bir ara verelim. Buyurun. Bizden ayrılmayın. Az sonra. Evet, Sayın Yılmaz, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Kaldığımız yer Ahzab suresi 59. ayetti. Şimdi örtünmeyi tanınasınız ve eziyet görmeyesiniz diye. Evet. Orada bir ibare vardı. Orada kalmıştık. İşte bu dış elbiseyle ilgili olan ayetti. Yani Rabbimiz bize, müminlere eziyet görecekleri bir giysiyle çarşıya, pazara, sokağa, şuraya buraya çıkmamızı istemediği, müdahale ettiği bir ayetti. Bu tabii genel, bunu dış elbise diye bir şey yapıyoruz. Bugün hani pardösü vesaire gibi şeyler. Bunun çoğu da döndürdü, dolaştırdı, kara çarşafa götürdüler, bunu biliyorsunuz. Ve böylece hani onlar yolla giderken hani öcü gibi, kimse görmesin, kimse bilmesin, kimse tanımasın. Burada mantığı değiştirdiler yani o ayette. Yani tanınsınlar diye. Tanınsınlar diye diyen Allah'a karşı tanınmamak gibi bir şey. Tanınmayacak şekilde giyindiler. Tanınmayacak şey kadar. Peki burada az önce sanıyorum, yani ben dikkatinden kaçma, dikkat ettim. Ey Nebi, eşine, ezvacike eşlerine, kızlarına ve müminlerin nisaına. Evet. Bu müminlerin nisaına derken, evet. Nisadan kasıt mümin erkeklerin evli eşlerine dediniz. Şimdi hayır. Şimdi işte bütün bayan cinsine, bütün Müslümanların anası, bacısı, kızı, teyzesi, halası hepsi girer oraya. Şöyle diyelim, benim sorum da evet. Evli bekar. Yok. Ayrımı da yok. Ayrımı yok. Peki. Öyle tamam. Bir şey yok yani. Dinde öyle şey ayrımı diye bir şey yok yani. Öyle her şey. Burada bütün Nisa dediğin zaman, mesela Nisa suresi var. Dediğimiz zaman burada bütün kadın haklarını konu eden bir ayettir. Mesela şimdi bunu burada tamam, izninle anladım. İstersen bir noktaya değinivereyim. Evet. Çünkü çok vurucu bir noktası vardır onun. Nisa 34'te mesela Erricali gavvamun alen nisa. Erkekler kadınlara gavvamdır. Yöneticidir, hükümdardır diye çevirirler biliyorsun. Halbuki o, gayyumdur. Evet. Yani o, hizmetçidir yani öyle. Kayyum. Ama hangi kadın dediğin zaman anasına da, hanımına da, kızına da, halasına da, teyzesine de. Yani bir Müslüman bir erkeğin olduğu yerde, komşu kadın da dahil olmak üzere, onun dışta riskli işlerini oradaki erkek görecek demek. Evet. Yani tamam. Burada ayrım yok yani. Evet. Onu anlamış olduk. Tamam. Nisa deyince evet. Herhangi bir kız. Evet. Yok, öyle bir şey yok evli yani. Evli ayrımı yapmadan. Tamam, öyle bir şey mi? Tamam. Yok yani. Devam edebiliriz. Şimdi konusuna. Yine giyim kuşamla ilgili Rabbimizin bize müdahale etmiş olduğu diğer ayette Nur suresinin 31. ayeti. Onu da oradan şey yapabilirsiniz. Ve zaten şu anda da yani toplumdaki o polemikler vesaireler bu ayet şeyinden neşet etmiş durumda, bunu götürüp gidiyorlar yani. Şimdi burada Rabbimiz yine müminlere söyle, erkeklere yani 30'da onlar da bakışlarından bir kısmını kıssınlar, ortadan kaldırsınlar. Burada bakışlarından bir kısmı min cüziyet ifade ettiğinden, tebut ifade ettiğinden buradaki anlam yani her insan sürekli bakar ve bakmak zorunda, görmek zorunda ya. Bundan kötü olanlarını,
şehvetli olanlarını ortadan kaldırsınlar. Böyle bir bayan geçerken, bir kız geçerken ilk göz çarpar. Ama arkadan ikinci defa onu süzme, müzme, onu takip etme falan filan, bunlardan çekilsinler. Bu şöyle bir anlama gelemez mi? Yani yolda yürüyor. Evet. Karşılaşıyorsunuz. Bir kez baktınız. Bir daha baktınız. Bir daha baktınız. Biri bu var. Acaba bu onu mu anlatıyor? Yoksa bugün röntgencilik denen bir şey var. Yani özellikle görmek için araştırmak, peşine evet. düşmek. Bundan mı bahsediyor? Şimdi hepsi girer ona işte. Hepsi ben, bakışın. Bence girmemesi dedi. Lazım. Girmemesi lazım. Biri şimdi biri kapalı olan şeyi görünebilir tarafını yakalayıp görmeye çalışmak varken biri zaten açıkta yürüyor veya karşında oturuyor veya bir şekilde kolay görünebilen bir yerde. O da zaten kapatmamış. Şimdi bak, görmek... O ona girer mi? Hayır bak. Şimdi ayette bakmasınlar değil. Evet. Görmesinler değil. Evet. Şimdi bak buradaki nazar yerden... değil. Yok, rüyet nazar değil. Değil, değil, değil. Bu şehadet de değil. Bunların şeylerden bir kısmını ortadan kaldırsınlar, kıssınlar. Bu nedir? Hani demin demiştik ya, bu ayetlerin ana geliş sebebi zinayı. Siz genel engel... ana fikir etrafında kelimeleri anlayanlar veriyorsunuz. Ana fikir neydi? Ana fikir zinada. Karşı şimdi, insanları koruma altına. Korumaktı. Altına. Öyleyse zinaya sebebiyet verecek olan bakışların bakışlar. Bu da normal olarak min efsarihin de bakışlarının bir kısmından diyor ya, genelini değil yani. Bir kısmını zararlı olabilecek, kendisine bir başkasına zarar olacak bakışları ortadan kaldırsın. Bu buyurduğunuz gibi o hani gizli olanı da var. Açık saçık takibi de var. Bir de yolda gideni normal bakmasının ötesinde tutup da işi şehvete götürecek hani inceleme yani tetkik boyutunda bakmalar da bunun içerisinde. Yani şehvete yönelik bakışlar. Bunu ister dediğiniz gibi hani röntgencilik tabirlerini isten olsun, isterse yoldan geçen bir bayanın hani arkasını takip ederek vesaire gibi şeylerle onlar olsun. Bu değişmez. Ama evet. Bu bir şey. Şimdi evet, bu erkeklere yönelik önce ayet, erkekleri şimdi, uyarıyor. Erkekler ve ırzlarını korusunlar ayetin devamı ve bu da onlar için en nezih olanıdır. Evet. En temiz olanıdır. İnnallâhe habirun bimâ yasnâun. Allah sizin ürettiklerinizin tümünü de en iyi bilendir. Hepsine iyi haberdar olun. Şimdi arkadan ve devam ediyor. Ve kullil müminâti yavzuzna min efsârihinle. Evet. Evet. Mümin kadınlara da söyle. Onlar da bakışlarının bir kısmını onlar da kısın. Şimdi demin bahsetmiştik. Ama siz burada ben yani farkındayım. Siz bir kısmını derken orada min harfi cerrinin ne özellikle teknik, bir teknik, ayrım bir tabii, marş tanıyorsunuz tabii, bir kısmını. Tabii teknik. Mecbursun buna. Öteki türlü o min ifadesini görmemek olur. O çok tehlikeli bir olaydır. Orada ayet Allah ne dediyse hangi harfi yerine koyduysa mealde veyahut da halk tabirle tefsirde biz tefsir diyemiyoruz biliyorsun. Onun karşılığını mutlak surette onu göstereceğiz. Evet. Öteki türlü ya, şeyleri yansıtmamış oluruz. Evet. Şimdi demin bahsederken hani Ali İmran 14-15'i insanların şehvet duygusuyla yaratıldığından bahsetmiştik. Şehvet sadece erkekte yok. Yani kadınlar da erkeklere karşı şehvet duyar, arzu duyar. Bu gayet normaldir. Eğer böyle olmuyorsa anomalidir. Evet. Sağlık yoktur ortada. O nedenle burada Rabbimiz iradeli olarak herkesi içerisindeki o dürtü, o duygu olmasına rağmen bir erkeği gördüğü zaman, bir delikanlıyı gördüğü zaman o da onu böyle şehvete yönelik tarzda tetkik etmesin, göz incelemesine tabi tutmasın. O da ihtiyacı kadar, görüşeceği kadar, konuşacağı kadar varsa o yapsın, arkasına getirmesin. O da evet. onlardan bir kısmını çeksin. Bir ayetin bu boyutu da bu. Şimdi yine devam ediyoruz ayette. Veya fezne furucehunna. Ve feşlerini, yani biz bunu ırzları diye, yani biraz cinsel organlarını, bu Rabbimiz nete net, yani öyle evet. şey yapmasına rağmen, biz koya kendimiz terbiye taslıyoruz da, cinsel organlarını korusunlar. Bu da zaten
şöyleydi böyleydi diyecek. Yani tartışılmada şöyle mi anlaşılır, böyle mi anlaşılır diye bir şeyi yok bunun da. Bu evet. da müsellem yani herkes tarafından şeydir. Ha. Şimdi bak burada çok önemli bir noktaya geldik. Vela yübdîne zînetehunne. Şimdi rica edebilir miyim? O elinizdeki maal bunu nasıl çevirmiş? Vallahi ona bakmadım ama. Bak bir görelim mesela şimdi. Şimdi burada çevirmemiş. Mecburen görünen kısımlar müstesna olmak üzere güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler. Şimdi teşhir etmesinler tarzında. Baya güzele yaklaşmış. Ben böyle çevirmem. Tamam. Arif, şimdi, ama şimdi oku dediniz, okudum. Şimdi bana. Tamam. Yüklüğüne değil. Bak şimdi bunu herkes çoğu örtsünler. Cinnetlerini örtürsünler diye. Halbuki Allah diyor ki dışa vurmasınlar. Zinetlerini dışa vurmasınlar. Hiçbir kimse görenler bayanların zinetlerini fark etmesin. Fark edilecek ölçüde dışa yansıtmasınlar. Peki şöyle diyelim. Yani orada zinet ne? Ha, şimdi zaten ona geldi. Zinet şimdi bildiğiniz gibi şimdi bu ayette bu şeye gelecek olursak şimdi yine klasik şeylere bir dönecek olursak altın demişler, gümüş demişler, küpe demişler, bilezik demişler, halal demişler. Yani şimdi, süs eşyası. Süs eşyası olarak demişler. Kimisi elbisesinin rengi demişler, kumaşının deseni demişler vesaire falan filan. Şimdi böyle şey yapılmış. Halbuki, bu arada eskiler arasında da eskiler arasında da diyenler var ki o tendir. Çıplak tendir. Ha, çıplak ten. Şimdi burada ziynet dediğimiz zaman bildiğiniz gibi altın ziynetse cazibesinden ziynettir. Gümüş ziynetse cazibesinden ziynettir. Yani bir şey olduğu zaman bunun evet. bir güzelliğinden bir albesiniz vardır. Öyleyse buradaki ziynet erkeklere karşı kadının ziynet olan organları demektir. Evet. Şimdi onları da dışa vurmasınlar. Şimdi ziynet dediğimiz zaman bu nedir? Birinci planda ana cinsel organı ziynettir. Göğsü yani memeleri ziynettir. Basenler, kalçaları ziynettir. Erkeklerin bunlar erkek gözüyle baktığın zaman bunlar kadının ilk bakıştaki dikkat çekici bir erkek tarafından dikkat yani çekici uyarıcı noktalarıdır. Yani anatomik olarak anatomik olarak uyarıcı yerleridir. Başka neyi vardır bak? Şimdi rivayet çok. Bak dinle. Mesela saçı da dur her bekle taraf. Şimdi evet. şöyle. Gözleri bir ziynettir. Ve ele gözlü bilmem şu bu falan şairler, şiirler, şarkılar gözde ziynettir. Yüzde ziynettir. Dudakta ziynettir. Şimdi bunlar hep ziynettir. Cemal yüzün tümü ziynettir. Allah diyor ki bak şimdi burada kendinden açığa çıkanları hariç olmak üzere ziynetlerini gizlesinler. Evet. Açığa çıkan ne? Kendiliğinden açığa çıkacak olan bu ziynetlerin içerisinde göz ziynet ama yürümesi lazım, görmesi lazım, bakması lazım. Zaruret var. Gözünü kapatıcı olursa, kimseye göstermeyeceğim bir örtücü olursa yolda yürüyemez. Burnunuz kapatacak olsa nefes alamaz, dudağını kapatacak olsa konuşamaz. Peki yüzünü kapatacak olsa ne olur? Demin ki buyurduğunuz gibi polis orada durur, dur bakalım. Kadın mısın, erkek misin? Herhalde okumuşsunuzdur. Bunu mesela Osmanlı dönemine ait çoğu evlerde aşk romanları evlere gelen kadın kılığındaki erkekler üzerine kurulu. Neden? Peçeli, örtülü. Gelenin kim olduğu, kimliği belli değil yani. O evet, asker kaçaklarının çoğu. Ben bak, böyle hikaye bizzat kendisi de bana söylemiştir. Ben kadın elbisesiyle kaçtım. Tamam demiştir. İşte buyur. Askere gitme. Burada kendisi ama yüzü, işte dediğim gibi bu vecih kişinin vesikalık fotoğrafıdır. Kimliği, kişiliği oradan belli olacaktır. Bunu kapatamaz. Eliyle, bak şimdi eli, ayağı, şimdi burada mazahara minha, açığa çıkan dediğimiz zaman, çalışacağı ayağı, yürüyeceği ayağı, çalışacağı eli vesaire ve çalışmasına engel olmayacak ölçülerde. Bu daha önce fıkıhçılarda da çok güzel tartışılmış. En güzelini de bunu Maliki fıkıh şey yapmış. Kolları özgür bırakmış. Dizden aşağı ayakları da özgür bırakmış. Şimdi burada aslında illa ma zahara minha burada söylediği
şu yerine de evet. Yani ziynetinizi ne kadar kapatırsanız kapatın, açıkta kalacak. İlla bir yer açık ma kalacak. Zahara minha, ondan bir kısmını ne olursa olsun açık kalacak. Evet. Mecbursunuz. İlla ma zahara minha, evet. Hiçbir zaman bu şu evet. demektir. Tepeden tırnağa örtünmenin evet. kesinlikle olmayacağını evet. gösterir. Evet. İster biri kalkıp der ki ya yüzü değildi, kollarıydı, ayağıydı evet. bilemem ama ne olsun burada evet. diyor ki evet. mutlaka kadının evet. zinet olarak evet. çekici olan bir evet. kısmı açıkta kalacak. Açıkta sen nereye istiyorsan oraya iştahını yap. Evet, tamam. Ama en makul her zaman ilk önce yüzdür. Evet. En çok kullanılan ellerdir, evet. ayaklardır. Evet. Asgarisi. Tabii biz hep asgariyi alıyoruz. Niye? Tedbir, ihtiyat meselesi. Az önce siz bir şey söylediniz. Dediniz ki Malikiler abdest uzuvlarını evet. serbest bırakır. Aslında bütün dört mezhepte de var bu. Evet. Abdest uzuvları açıkta kalır. Evet. Bu demek ki yüzden daha fazla. Evet. Hayır hayır. Bu, tabii bunun şey olarak. Ve bunu zaten işte şimdi ben biraz sonra onlara da değineceğim. Bunu her köşede ayrı bir şey değil. Bunun konsesyonun sağlanması lazım. Bu çok ciddi yani. Buna eğileceğiz yani nasıl olacak vesaire noktalarında da. Evet. Hatta bir anımı anlatayım bu noktada izninizle. İzmir Tapu Dairesi'nde bir muamele esnasında bir bayan çarşaflı, eli eldivenli, devlet dairesinde gözü gözlüklü, burnu kapalı işlem yapıyordu. Evet yani bu... Ben, hayır izni evet. bak ben idareye girdim, müdür beye bu baya bundur, o kişi midir değil midir, yarın sorun olur, yüzünü açtır, yüzündeki fotoğrafına göre bunun işlemini yaptı, bizzat ben uyardım. Taraf olmamama rağmen anlatabildim mi? Ama bu ayete göre ben taraf olurum bir Müslüman olarak müdahale etmem lazım. Gittim müdahale ettim ve dediğimi de yaptırtırdım. Kimdi? Neyin nesiydi? Bu tabii, çok evet. önemli bir şey. Bu mazzahara mina mutlak surette zorunlu olarak açıkta kalması gerekenler vardır ve olmalı. Onlar da açıkta durmalı. Evet. Evet. Şimdi ayetin yine devamına şimdi öyle şey yapalım. Vel yatribne bi humuru hinne ala cuyubihinne. Evet. Evet. Asıl aslında. Şimdi evet. Humurlarını, hımarlarını diyelim. Zaten çoğulu çoğul evet. yapmayalım da. Yani öyle. Evet. Hımarlarını ceyipleri, cepleri demek yani. Biliyorum ceyip, Türkçedeki cep var ya. Buradan Evet. gelir cuyubun teki cep. Bu ceyip sözcüğünü şeyde de görürüz. Taha ve Araf suresinde Musa peygambere hani o elini mucizeleştirme için ellerini ceplerine sokması da orada ona emredilir. Elini sokar ama oradan ışık saçar. Bembeyaz bir şekilde çıktığı anlatılır. Cep, cep demek. Yırtmaç demek. Hani böyle şey var ya yırtmaç demek. Ha, şimdi burada bu sözcük üzerinde cebi çözdük. Daraba sözü biliyorsunuz iz bırakmak anlamından itibaren dövme, bırakma, sefere çıkma vesaire şeylerinden dolayı kırk elin neticede anlamı var. Seç. Tamam. Ben onu şeyde Sat suresinde çok uzun tahlilini yaptım. Zarf sözcüğünü. Bunu da yaparken hani Eyüp peygamberin hanımını dövdürme meselesi var ya bir. Zavallı hanım suçsuz günahsız Eyüp peygamber yemin etti diye gidip hanımını dövecek. Bir de orada hile-i şerriye noktaları vardır biliyorsun. Sat Evet, suresinde inceledim tabii. Yani öyle şey olarak. Orada bunu şey yaparken orada zarureten inceledim. Başka zaman yapmamıştım yani öyle şey olarak. Evet. Burada hımarlarını ceyplerinin üzerine salsınlar. Burada şey gelelim hımara. Lafına. Ben hımar sözlüğüne geçerken burada çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Yani birilerine gönderme yapacağım. Şimdi hımar sözcüğü lisanül Arap'ta resmen örtü demektir. Mutlak anlamda. Mutlak anlamda örtü demektir. Bak örtü demektir. Geçen gün zamanını da söyleyeyim. Cumartesi gün bir TV programında Karagözlü Hacivatvari iki adam ilmine ve ehliyetine güvendiğim adam yanlış olarak değil. Üzerinde basa basa yalan söyleye söyleye bak yalan söyleye söyleye başörtüsü diye söyledi ve arkalarından da eğer ki bu genel anlamda örtü olsaydı bunu mutlak surette kefere sözcüğü gibi setere sözcüğü gibi bildiğiniz gibi diğer şeylerde de kullanılır olduğu söylenirdi dedi.
Lisan-ı Arap'ta onun çok güzel örnekleri var. Hatta rivayet kitaplarından hadis örnekleri var. Normal olarak örtü, normal örtme, örtünme anlamında olduğu gibi uzağa da gitmeye lüzum yok. Yani zaten bir anlamda hamur. işte şey var, üzüm şarabı anlamı da var. Ah, işte ona getireceğim. Hamur dediğimiz şey, o da aklı örttüğünden dolayı müskürat dediğimiz şeyler. Ona da sükrüdür. He. Sarhoş, aklın örtülmesi olayına sükrüyet denir. Evet. Şimdi hamur da oradan gelir. Esas sıkmadan dolaşıp geliyor da oraya anlam. Burada onu da öyle diyor. Şimdi yine anlaşanlı profesörlerimizden bir tanesi daha önce başka türlü demesine rağmen bir gazetedeki yazısında Lisanul Arap'ta hımar sözcüğü başörtüsü anlamındadır diye yalan yazdı. Aslında onun öyle olmadığını da çok iyi biliyordu. Şimdi bunların kim olduğunu ben burada söylemiyorum. Çünkü hani canlı bağlantı olup cevap bakışı olmuyor da. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim. Hani merhum Şair Eşref'e demişler ki, Üstad hicivleri yazıyorsun ama kime gittiği belli değil. Bütün heccaf yani bir adres verir falanı gider diye. O demiş ki benim hicivler numarasız gözlük gibi demiş. Her rezile uyar da ondan demiş. Yani onlar gibi kimler varsa onlara da gitsin yani bu. Çünkü Kur'an'ı bir boyut. Yani benim şahsıma olan bir şey olsa ben hiç umursamam ama ben Kur'an'da biliyorsun pek şey tanımıyorum yani şimdi şöyle. Evet. Şimdi hımar sözcüğü normal olarak örtü demektir. Ama olabilir ki Ragıp'ın müfredatında dediği gibi örfte başörtüsü anlamında kullanılabilir bir yörede. Zaten o lügatlerde dedim ya çok anlamı var ya o anlamından biri de başörtü şeklinde de kullanılır. Sanki bir tek anlamı var ve başka tamam hiçbir kardeş. Anlamı yok ve bir anlamda ısrar ediyor. Evet. Şimdi burada çok tuhafına gidecek. Zaten öyle anlamlar da var. Şimdi burada yani yine anlaşanlı profesörün bu konudaki fikir değiştirerek yıllar sonra yazmış olduğu bir olay var şeyde. Şimdi şeyden almış olduğu söyle. Kütüb-ü Sitte'den aldığı bir şeyde tuhafınıza gider. Orijinalini okuyorum rivayetin. İnnehu kâne yemsehu alel hufü vel hımar. Peygamberimizi anlatıyor. Peygamber kuf, mes, ayakkabı, potil. Onun üzerine ve hımarına meshederdi. Peygambere bile başörtüsü giydirdiler. Gördün mü? Böyle bir hadis var. Orada tartışmalı. Bak şimdi hayır. Evet. Kardeşim bunu şimdi burada hımar var. Şeyse senin erkek olan peygamberin de başörtüsü taktı. Bu kitaplara göre bu budur yani. Şimdi ama itibar edeceğiz mi? Hayır. Şimdi biz burada şimdi Kur'an'ın Arabiyen, lisan-ı Arap üzerine indiği şeyine göreceğiz. Buradaki normal şey olarak örtüdür. Örtülerini yırtmaçları üzerine indirsinler. Bakın başları örtülsün değil. Evet. Onu... Şimdi gelenekten gelme. Ben o tarafına da biraz şey yapacağım. Şimdi reklama değineceğim. Gireceğiz. Kısaca ara verirsen tek reklamdan sonra tamam. Devam ederiz. Evet. bu örtüyü baştan gelen bir örtü olmadığını söylüyorsunuz. Hayır. Bu sözcük olarak kesinlikle hımar sözcüğü başörtüsü değil, olsa bile, bak genelde yani Ragıp'ın müfredatında dediği gibi, örf de başörtüsü anlamında olsa bile, ayette başınızı örtün diye bir olay yoktur. Evet. Bu, isterseniz evet. Tam burada kalsın, tamam, bunu reklamdan sonra devam edelim. Bizden ayrılmayın. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Siz hamrın başörtüsü olmadığını evet. Söylediniz. Normal örtü. Evet. Burada vel yadribne diyorsunuz ki bu üzerlerini alsınlar. Evet. Şimdi, hayır. Ceyplerinin üzerine yok, onları mutlak anlamda üzerine evet, alsınlar. Tamam, evet, tamam, onu alsınlar. Bir humurihinne hamrı örtülerini, da örtülerini alsınlar. Örtülerini, cüyüp, ceypler, yırtmaçlar
Şimdi yırtmaçlar değil, şimdi o günün işte o günkü Arapların bir elbise ala, modeli. Bu ala üzerine anlamı üzerine geldiği için neyi ha örtüyor? Neyin üzerine? Şimdi ceyf dediğimiz zaman şimdi Arap kıyafetinde yine ister istemez tarihe bir şeyimiz olacak burada. Hani destek alma durumundayız şu anda. Araplar başlarında örtü var ama göğüsleri meydanda şöyle bir elbise giyiyorlar o günün şartlarında. Bu normal, o günün kıyafetleri hani seneden sene her yerde teamül değiştiği bir geliştiği moda gibi böyle moda. Onlar da memeleri açıkta dolaşırlar. Hatta çok enteresan, İbni Esir'de tarihte çok güzel bir anekdot var. Vatandaşın bir tanesi Mekke'ye yanaşıyor. Orada bir olay var, kargaşa var. Ona gidip seyretmeye kalkıyor. Resulullah Efendimiz birilerine tebliğ ederken Resulullah Efendimiz'i tartaklıyorlar. Çok enteresan yani. Fakat bir bayan oradan koşup geliyor, eğilerek Peygamber Efendimiz'e yardım etmeye çalışıyor. Yardım etmeye çalıştığı zaman eğildiği zaman kadının başında örtü var ama memeleri meydanda. Bu ceyip dediğimiz yani yırtmaçlardan memeleri sarkmış. Ve soruyorlar bu kadın kim diye de ne deseler iyi? Muhammed'in kızı Zeynep'tir. Ama Peygamber Efendimiz de orada, kızım ben kendimi toparlarım, sen şu göğüslerini ört diyor. İbn-i Esir'de bu aynen vardır. Evet. Şimdi burada amaç, demin ayetin başında ziynetleri saklamaktı ya, mesela dışa vurmamaktı ya, Araplar başlarında bir örtü var ama ziynetleri meydanda, memeleri dışarıdaydı. Buradaki amaç memeleri kapattırmaktır. Başı örttürmek değildir. Şimdi gelelim baştaki örtüye. Arabistan'da herkesin başında, yani normal insanların başında zaten örtü var. Kadın erkek. Kadın mi? Erkek. Şimdi erkeğin başında sarık var. Kadının başında da örtü var. Bunun nasif diye ve değişik atlarla, bunun değişik isimleri de var. Yani boyuna göre, bilmem yöresine göre, köyüne, kentine göre de baştaki örtüye ayrı bir isim verilir. Ama esas bu baştaki örtünün bir ana amacı var. Başörtüsü de o gün için bir simge. Bunu ihmal etmememiz lazım. Bu çok enteresandır. O da bir simge. Neyin simgesi dediğimiz zaman? Ya, sosyal bunu, statü. Sosyal statü. Bu nereden geliyor? Bak bunun da çok enteresan bir şeyini yapalım. Bunun da dinle, imanla, yani hani Müslümanlıkla falan alakası olmayan bir yerin. Ta Asurlulardan beri devam eden bir olay. O zaman feodal dönem, köleyi hürü ayırt edebilmek için şimdiki gibi herkesin cebine birer nüfus cüzdanı veremiyorlar. Öyle bir imkan yok. Ve o zaman tabii o sıcak iklimde köleler ikinci sınıf olduğundan dolayı kölelerin başını açma, örtme hakları yok. Hür olanlar, efendiler, zenginler bayıyla bayanıyla başını örtecek. Köleler kadınıyla, erkeğiyle başı açık duracak. Bu ta Asurlularda var. Bunu da yani bu yeni Sümer tabletlerinden çözülmüş bir şeydir. Bunu arzu edenler, ilk kaynağı şu anda Türkiye'de veyahut da dünyadaki ilk bulgu, bu Profesör Mebrure Tosun'la Doçent Doktor Kadriye Yalvaç'ın Sümer Babil Asur Kanunları kitaplarında bugün piyasada var, her yerde de bulunabilir. Orada bu aynen ilk başlangıcı buradan tespitlidir. Kur'an indiği zaman, Kur'an köleliği kaldırmıştır ama bu ayetler indiği zaman Medine'de de normal olarak köleler vardır, hürler vardır. Ve kölelerin kesinlikle başlarını örtme hakları yoktur. Hatta şeyde falan bu çok güzel yansıtılmış. Halk bunu bilir, şu Çağrı filminde var ya. Orada normal olarak zenginler, hürler, başları örtülü, baylı, bayanlı. Mesela köle Bilal bile, Bilal Habeşi bile orada yani çıplak olarak orada görüntü verdirtirilir. Bu asla uygun olarak yani o günün şeyine, bu da buna, bunun da delillerinden bir tanesiydi. Şimdi ben kısaca araya girmek istiyorum. Gılgamış Destanı var. Evet. Gılgamış Destanı'nda anlatılan
bir kahramanın ölümsüzlük ilacı peşinde düşer. Evet. Gelir 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 bütün engelleri aşar, en sonunda gördüğü evet. ölümsüzlük ilacını taşıyan bir cennetimsi bahçeler içerisinde bir kadın vardır. Ölümsüzlük ilacı son gideceği yer odur. Evet. O bahçenin girişinde Gılgamış'ı dışarıdan görünce hemen çarşafını örter. Evet. Giyinir, yüzünü de örter. Evet. Onu öyle kabul eder. Yani Babil, evet. Asur, Mezopotamya'nın en eski uygarlıklarında örtünme asalettir. Evet. Açılma, aşağılama anlamında köleleri ve tutsakların işidir. Evet. Gelelim tamam. İslam tarihi ne? Evet. Osmanlı en son dönemde. Ben Osmanlı fermanlarına baktım. Evet. Çok ilginç. Padişahlara sık sık şikayetler gelir. Ahlakımız bozuldu diye. Evet. Padişah ferman yayınlar. Kadınlar, bu Müslüman kadınlar mutlaka başını örtmelidir. Gayrimüslimlere de başını açma mecburiyeti kur. Evet. Kaldırımdan yürümeyin, silah taşımayın, ata binmeyin, başınızı örtmeyin diye. Evet. Oysa biliyoruz ki Tevrat'ta ve İncil'e göre de Yahudiler ve Hristiyanlar da başlarını örtmek isterler. Evet. Fakat padişah fermanı. Müslümanlar da nedense açıp Müslüman kadını açmak ister. Padişah Müslüman kadınlar örtün, öbürlerini açın diye. Bir de böyle bir olay vardır Osmanlı'da. Tamam. Bunun aynı benzerini Osmanlı'da uygulamıştır. Bak Gılgamış destanını ben bilmiyorum. Yani onu bilmiyordum. Şimdi bunun ötesinde yine geçmiş kültürlerde Yahudilikte tekvinde bu var. Hem de çok kötü tarzda var. Yani kimlerin örtündüğü noktasında bunu ben teessüben yani şeylere saygısızlık olmasın diye. Ama araştırmak isteyenler bakabilir. Araştırmak isteyenler Kitab-ı Mukaddes'in tekvin bölümünün 38. babını okusunlar. Tekrar ediyorum. Tekvin yani 38. Tevrat'ın ilk kitabı tekvindir. Evet. Şimdi orada bunu orada rahat rahat oradan okusunlar. Şimdi Hristiyanlıkta da var. Başörtüsü. 1953'e kadar vardı. Şimdi dursan, şimdi çok enteresan. Şimdi Hristiyanlıkta İncil'in bu hani Korintoslulara mektup, birinci mektubu 11. babının 4. ile 6. cümlelerinde var. Ama çok enteresan. Şimdi Hristiyanlarda yok. Niye biliyor musun? Hristiyanlar çok uyanıktı ondan. Çünkü bu biliyorsun Korintoslulara mektup İncil'in aslından değil, Pavlus'un mektupları. Hani bizim Ebu Hüreyre tarzı şeyler yani. Tamam yani bizdeki işte sahabe fetvaları. Ha sahabe fetvaları. Müştehit fetvaları. Orada Kitab-ı Mukaddes şeyde. Sahabe değildir o. Hazreti İsa'nın sahabesi de değil. Değil. Tabi'in. Tabi. Pavlus'un şeyleri. Evet. Onun öyledir. Bu Korintoslulara mektuplar da var. Ve hem de kadınları çok aşağılayıcı tarzda var. Bunu şey olarak hem kısa malumat olarak izleyicilerimize şey yapalım. Bak. Başı örtülü olarak dua eder. Yahut peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür. Başını açmalı yani. Şey. Fakat başı örtüsüz olarak dua eden yahut peygamberlik eden kadın başını küçük düşürür. Çünkü tıraş edilmiş olmakla bir nevi aynı şeydir. Çünkü eğer kadın örtünmüyorsa saçı da kesilsin. Fakat kadına saç kesmek yahut tıraş olmak ayıp ise örtünsün. Çünkü erkek Allah'ın sureti, bak kadın aşağılaşılığında var, ve izzeti olduğu için başını örtmemelidir. Fakat kadın erkeğin izzetidir. Evet, bu terstir. Tevrat'ta ters geçer. Yani, o Tevrat'taki terslik tamam, İncil'de devam eder. Ama 1953 yılında İstanbul'da kardinal Vatikan'da papa seçilir. Evet. Ve kiliseye de başa çıkan bir fetvasını evet. Türkiye'den giden kardinal vermişti bu fetva. Evet. 53'ten şimdi beri. Bunlar yani şu anda Katolik bu Pavlus'un şeyi olduğundan dolayı maalesef bunu şey yapar. Kaldırmışlar yani çok güzel yapmışlar. İtibara almamışlar. Biz İslam dinini, dinimizi ne zaman Kur'an dini yapacağız bilmiyorum. Yani onun bunun tabiinin, sahabenin, bilmem tabi-i tabi'nin, müştehidin, mezhebin, imamın, hacının, hocanın, bilmem yahut da cemaat adamların dini olmaktan ne zaman kurtaracağız bilmiyorum yani. Şimdi bütün şey bu. Hatta yine aklıma geldi bir şey daha var. Peygamberimiz döneminde Halife Ömer o gün için çarşıda gezerken başını örtmüş Müslüman ama hür olmayan bir bayanı tartaklar. Niye başını örtüp de hürlere benziyorsun diye. Bu da tarih kitaplarında aynen vardır. Tabii. İstifade etmeyi istedim. Bunu burada siz bunu söylediniz. Ben de size yani soruya bu kadar da cesurca bir soru sormak istiyorum. Evet. Hazreti Ömer'in yaptığı doğru mudur? Hayır. Şimdi bu
çok önemli bir şey. Noktaya evet. geldik. Gerçekten bunları anlatıyoruz ya. Evet. Dinleyenler bize Hazretle de başlayan bir şeyi kullanıyor. Biz bunu niye anlattık? Örnek alalım diye. Hazreti o kadar önemli değil. Tamam bak, Hazreti Ömer diyeyim. Hayır bak bir şey değil. Ben diyeyim. Ama İzinle. O onun Hazreti Ömer adıyla başlayan bir örnek bir olay anlatıldığı zaman evet. biz bunu örnek alalım evet. diye dinleme tamam. var. Aslında herkesin bu konuda biraz daha dikkatli olması. Şimdi ben Hazret kelimesine de saygılıyım da ondan söylemem. Evet. Çünkü bundan birkaç sene evvel bir televizyon programında bir cemaatin ikinci adamı üstüne basa basa 3 defa 10 dakika içerisinde Papa Hazretleri dedi de ondan ben Hazret kelimesini de kelimeye de saygılıyım yani. Evet. Şimdi, yani Papa Hazretleri dedi de şimdi evet. ondan yani ben Hazret sözcüğüne de saygılıyım ve kullanmam yani. Şimdi tamam. şey olarak. Şimdi öyleyse şimdi burada ki mesele dinimizin özü. Dinimize geldiğimiz zaman amacı şehveti engellemek, zinaya mani olmaya yönelik olarak bu ayetteki şey göğüslerin kapatılması, zinet dediğimiz göğüslerin dışa vurulmamasıdır. Özetleyecek olursak buradaki olay budur. Şimdi bu olaylar neden böyle? Orada ayrı, burada ayrı bilmem şu bu. Şimdi hani öne gelmiş, sivrilmiş bazı hani atların önünde doktor, profesör falan olanlar hadi bu işten yolunu buluyorlar. Yani ekmekleri kesilecek diye. Halbuki biliyorsun ki dünyanın en rezil, en pis parası dinden kazanılan paradır. En rezil, en pis para dinden, Allah'ın ayetlerinden kazanılan paradır. Daha doğrusu elde edilen çıkar. Ha, çıkar ya. Bütün, nakdi olmasına tabii, gerek tabii, yok. Bütün, tabii tabii. Bütün çıkar yani. Bütün evet. hepsi onu yani temettu diyelim de metalanma hani böyle kazanım diyelim. Maddi manevi hepsi orada. Yani en rezili budur. Allah'ın lanet ettiği bir şeydir ama adam yani orada falan yerde kitabı basılıp dağıtılmasın, satılmaz korkusuyla resmen yalan söylüyor. Bak yanılıyor demiyorum bak kardeşim. Yanılmak herkesin normal olarak mukadderat olan bir şeydir. Yani bile bile. Bile bile kardeşim. Evet. Bile bile. Bunun şeyi yok yani. Hatta bundan bir sene evvel farklı yazıp da bugün değişen adamları da müşahede edildi şu kısa dönem içerisinde. Bu böyle. Peki bu ne olmalı? Bak ben burada bu noktaya bir çözüm önereceğim yani. İslam aleminde. Türkiye'de o kadar alim var. Ben oraya geçmeden bir noktaya değineceğim. Çünkü Buyur. Süremiz fazla Buyur. Kalmadı. Yine ayetin kendisiyle Buyur. İlgili. Bir cümle okunabilir veya bir söz dinlenebilir. Acaba bu doğru mu değil mi diye aklen bir mantıklı muhakemesi yapıldıktan sonra da eğer bu fiilen bizatihi yapılması gereken bir şey ise bunun doğru olup olmadığı evet. bir de yaparak denenir. Evet. Şimdi burada göğüslerin örtülmesi istenen evet. bir örtüden bahsediliyorsa evet. ben bunu gerçekten dünyada hangi kültür olursa olsun, evet. hangi modacın kreasyonu olursa olsun, hangisine baktıysam göğüsleri örtmek için bütün elbiseler omuzdan geliyor. Evet. Bir tane baştan gelip de göğüs örten bir şey daha ben görmedim. Evet. Bu yaşıma geldim. Daha Allah uzun ömür versin. Biraz da yaşamak istiyorum. Evet. Biri kalksın kendisi örtsün. Ben evet. de göreyim. Evet. Yani başıma bir örtü aldım. Evet. Göğüslerim örtüldü. Evet. Şimdi bir yine evet. şu da olabilir. Göğüs başı örtmek için bir evet. Delil bulunabilir. Fakat bu delil başörtüsü şimdi, için bir delil olamaz. Ama Kur'an'da kelime çok, ayet şimdi, yok. Orada yok kıyas yapar. Yok, istihsan yapar, bir şey yapar, örf yapar. Hı. Ama bu ibareden kalkarak göğsü örten örtüyü baştan Hı. aldım dediği evet. zaman insanı gülüştürme şimdi, düşürür. Ben burada evet. burada samimi olarak şimdiye kadar hiçbir zaman bu tür konularda tartışmaya girmedim. Evet. Hiçbir şey konuda program da yapmadım. İlk kez bunu program evet. yapıyorum. Ama eminim ki bir gün evet. erkek isteyen açacak, isteyen örtecek. Evet. O zaman bu işler daha rahat konuşulacak. Evet. Buyurun. Şimdi yarama bastın Harun Bey. Yarama bastın. Şimdi bu dediğin mantık tutmadığından dolayı, akla mantığa olmadığından dolayı buyurduğunuz nokta çok haklısınız. Bu dinin içerisinde Nur suresinin 31. ayetinin Ahzab suresinin 59. ayetiyle ortadan kaldırıldığını söyleyen reziller var. Çarşafı ihdas edebilmek için. Çarşafla boydan örtülürmüş. Bunu en detaylı olarak Kurtubi'yi açın,
Orada kimin nasıl yorum yaptığını, ne yaptığını, bu ayetlerin hükmünün kaldırıldığını, nesh edildiğini iddia eden reziller var bu dünyada. Yarama bastınız. Şimdi öyleyse burada önemli duracağız. Rabbimiz zinetler dışa vurulmasın diyor. Dışlardan belli edilmesin diyor. Ama bu memlekette bunun ticareti yapıldığından dolayı tesettür sektörü diye bir sektör doğdu. Anlatabildim mi? Bunu körüklediğinden dolayı bu memlekette göğüsleri meydanda, saçları abartılmış, kabartılmış, normal dışa vurmaması derken Allah ört demiyor, dışa göstertme diyor, dışarıdan belli etme diyor. Bu memlekette yüz binlerce örtülü çıplaklar meydana getirildi kardeşim. Adam örttüğü zaman, onu şey yaptığı zaman, hani vücuduna yapışık body cinsinden veyahut da o tip şey yaptığı zaman kendini örttü sanıyor. Bu ayetin şeyini yerine getirdiğini sanıyor. Öyleyse bak, bu memleketin alimleri var. Bu memlekette hepsi yüksek tahsilli, binin üstünde müftü var. Diyanet İşleri Başkanlığı var. İlahiyat fakültelerinde hoca var. Gerçi müftülükten, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ne işe yaradığını da bilmiyoruz da, lüzumsuz. Yani iş görmez, göstermelik birer kurum. Ama içerisindeki değerli adamlar bunu bir araya geliversinler. İkimizin burada yaptığı gibi güzel bir konferans salonunda enine boyuna tartışıp bu gerçekleri ortaya çıkarsınlar. Ve bu memleket, bu millet aydınlansın. Neden diyecek olursak, bakın Kur'an'da 9 tane yerde sakın ha sakın, bak sakın ha sakın, aldatan sizi Allah ile aldatmasın ayeti var biliyorsun. Yine birkaç yerde, 9-10 tane yerde فَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مِنْ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِي ayeti. Allah'ın, Allah adına yalan uydurandan veyahut da Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim var diyor Rabbimiz. Bu ayetlerin gerçek dışı anlatılması Allah adına yalan uydurmaktır. Evet. Bak bu unutulmamalı. Bundan, bu vebalden bu insanlık kurtarılmalı. Umarım Türkiye bazı konuları birçok kaygıdan uzak, daha sakin ama sadece ve sadece işin doğrusunda diye konuştuğu günler gelir. İnşallah. O zaman daha detaylı. İnşallah. Sizin de eseriniz basılmış, birçok kişi tarafından okunmuş bir şekilde daha Allah rahat dinlenen olsun, bir program olur. Evet, haftaya farklı konu ve konuklarla buluşmadan önce Sayın Hakkı Yılmaz'a teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Thank you.